Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Yamuğun son testlerine geldik. Yamuk test 8'i ve yamuk test 9'u kırmızı testimizi artık pembe de her neyse çözüp tamamlayacağız bu işi. O zaman başlayalım. Şekli iyi analiz edersek hiçbir sorun çıkmayacak. Bir tane dik bu tarafa, bir tane dik bu tarafa. Bu dikleri nereden attığına dikkat ettin mi? Bak tam ortadan atıyorsun sen bu dikleri e, ortadan atarsan ne olur? E, bunu ortadan atarsan bu indiği yerde tam ortada olacak değil mi? Tabana paralel paralel atıldı. Burayı iki eşit parçaya ayıracaktır. 18 artı 6 24. 12 buraya 12 bu tarafa. Yani 18'in 12'sini yazmışken şöyle bir altımız vardır. Karşıya gidişimize bir bakalım mı? Nasıl gidiyoruz? Nasıl gidiyoruz? Tam ortadan. Bak tam ortadan gidiyoruz. Düz gidiyoruz. Tabana paralel gidiyoruz. Yine ortaya geleceğizdir. 13, 3 daha, 16, 8 yukarıya, 8 aşağıya. Şurada bir 5 kalmıştır. Bu 5, bu da 3. Toplarsan burası 8. 6, 8, 10. Güzel. Buraya kadar iyi gittik. Bu 12 yukarıya çıkaralım. 5, 12, 13. Şimdi hocam, 8 var, 12 var. Pisagor yapıp burayı bulalım mı? Bulmayalım arkadaşım. O çirkin işimize gelmeyebilir. Beklesin lazım olursa buluruz. Gel aşağıya yerleştirelim. Şimdi bu 13 13 mü gelmiş bu ikisi eşit gelmiş değil mi? Şimdi 13 13 böyle mi? 13 13 böyle mi? Yani hangileri 13 13 bunu bilmek lazım değil mi? Bak buradaki sana yardım edecek. Burada en uzun kenar şu geniş açının karşısındaki kenar çift çubuk almış. Yani burası çift çubuk alacak yerdir. Kısa 6 uzun 10. 6 buraya 10 buraya. Şimdi sen bunun kenarlarını incelediğinde çift çubuğu gördüğünde geriye kalan diğer iki kenar 13 13 gelmiştir. E, eh, bu üçgenin bu çift çubuk kenarından arta kalan diğer iki kenar 13 13 gelecekmiş bunları belirledik. Buradaki daha açık renkli olan da kısa parça 3 gelmiş. Al sana kısa parçanın 3'ü. Şurası 18 en baştan beri belli. O zaman 3 varsa 13 varsa 18 varsa son olarak bu 10 birimlik uzunlukta buraya gelmiştir. Ben bu yamuğun bütün kenarlarını belirledim zaten arkadaşım. Şimdi yan tarafa da gideceğim. Onun da her kenarını belirleyeceğim. Bak bu mavi üçgenin küçük üçgenin altısı ve onu vardı ya kısası 6 uzunu 10 bunlar belli zaten. İlerlemek için yöntem arıyorum. Yöntem arıyorum. Ne buluyorum? Şimdi bunların birleşme kenarı çift çubuk almış. Mavi ile bu turuncumsunun e, bu ikisinin birleşme kenarı burası çift çubuk alacak demek ki. Ha, bunun geriye kalan kenarları zaten çift çubuktan arta kalanları 13 13'tü. Yine 13'leri gelecektir. Şimdi buna geldik. Bunun en kısa parçası bak arkadaşım burada 3. En kısa parçası burası 3. En uzun parçası baştan beri verileni 18 ve bunun 3, 18, 10, 13 diye kenarları var. Yani şuraya da kalanı da son olarak 13. Şimdi sana diyor ki çevrelerinin farkı nedir? 13 3 18 10 16. Gel bunları toplayalım seninle. 18 buradan, 6 buradan. Altta üstün toplamı 24. 10 daha 34. 10 daha 44. 44'de şurada 16 daha ek yapınca bu yamuğun çevresi 60 gelmiştir. Gel yan taraftakinin de çevresini ele geçirelim. Burada da 6 18 daha 24. 24 13 daha 37. 3 daha 40. 40 üzerine 26 ekleyince de 66. Şimdi birinin çevresi 66, birinin çevresi 60. Dik yamukların çevrelerinin farkı nedir diyen soruya biz o zaman 66'dan 60'ı çıkarıp 6'dır diye cevap veririz. Mavi testin 2 numaralı sorusu. Yamuğumuz katlanmış arkadaşım. Bak, yamuğu katladı. Şuradaki katlama yeri burası. Ne diyorum? Katlamalarda tek şekil kullan diyorum ben sana. Çek böyle Tek şekil kullan bunu biraz daha şöyle ucundan şey ettirelim. He, tamam böyle. Oldu güzel oldu ben beğendim. Bu 3 birim ya hani burası ya nereden geldi bu biliyorsun katlandığı yerden geldi. Ha, burası 3 demek ki. Hocam katlandı üst üste geldi. Arkadaşım açıları göster bak çok tehlikeli. Yani göstermediğin bir açı başına iş açar. Buralar eşit tabii ki de. C üstü dediği yerde şurası. Şimdi bak dikkat et ben gereken yere bak ağırlık merkezinin üzerine geliyor. Şimdi arkadaşım sen bu C köşesini alıp böyle katladığında sen buradaki ABD üçgeninin ağırlık merkezine geliyormuşsun. Bu C buraya mı gelmiş? O zaman burası ağırlık merkezi. Tamam. Ağırlık merkezi ne işe yarar biliyor musun? Biliyorsundur umarım. Ağırlık merkezinden devam ettiğin zaman kenar ortay olursun. Kenar ortay olursun. Soruyu izle sonunda bir yol daha göstereceğim. Şimdi sen ağırlık merkezinde olduğuna göre bu 3 ise bu bir buçuktur Çünkü ağırlık merkezinin üstü 2K, aşağısı 1K'dır. Toplam kaç buçuk oldu? 3,5 oldu. Şimdi aşağıları da bulursak soruyu bitireceğiz. Çünkü buranın tamamı soruluyor bize. X dediği yer yerdeki kenarın tamamı. Ben bunu nasıl bulabileceğim? Bak bu açı ortaya alfa alfa dersen eğer. Tam köşeden çıktığı için Z yaptırırsan eğer. Bu Z'yi bu arada bütün olarak düşün bak. Şöyle yapıyorsun. Yani buranın tamamı arkadaşım bak buranın tamamı buranın tamamına eşit olmalıdır. Yani bu alfa bütün açı olmalıdır. Alfa alfa ikiz kenar oldu. 3 artı 1 buçuk 4 buçuk. E bu da 4 buçuk bu da 4 buçuk. Al sana 9. Güzel oldu. 10 numara tamamdır bu iş. Şimdi ne dedim ben? İzle dedim bir yol daha gösteririm dedim. Şimdi ikinci yol gelsin. Bunları geri alalım arkadaşım. Şuraya kadar geldik üssü ağırlık merkezi demiş miydi? demişti. Biz ağırlık merkezi ile ilgili yani üçgende alan özelliği olarak şöyle bir şey bilmeliyiz. Biliyorsak iyi olur. Bak S S S. Şurası ağırlık merkezi olursa geçerli. Bilgin olsun. Yani bu üssü ağırlık merkezi miymiş? Evet, çektim şöyle. Yani S S S. Ne yapacağım ben buradan? Şimdi bunların üçünün de S olduğunu biliyorsun ya hani. E bu katlandı buradan gelmedi mi? E bu S'se bu da S'tir. Şimdi nasıl bir şey geldi? Bak ona bakalım. Buradaki üçgenin alanı S kadar gelmiş ve tabanında 3 var. Buranın alanı 3S kadar gelmiş. O zaman buranın tabanında 9 olmalıdır. Çünkü arkadaşım gösteriyorum. Buradaki sarıyla boyadığım bu üçgenin yükseklik boyu yamuğun alt ve üst kenarlarının arasındadır. Buradaki boyadığım üçgenin de yüksekliği aynı şekilde yamuğun alt üst kenarlarının arasındadır. Yani aslında AD boyunca iki tane üçgeni ayırıyorsun ya bu üçgenlerin yukarılı aşağılı yükseklik boyları eşit. O halde yükseklik aynıysa alan tabanla orantılıdır. S 3 getirdiyse 3S 9 getirecektir deyip ikinci bir yoldan göstermiş olursun soruyu. Bu soru tamamdır. Katlamalarda tek şekil kullan diyordu hocası. Öğrenci de dinliyordu, çekiyordu. Şimdi sen buraya gelmişsin. Burada bir boşluk oluşmuş. Burada artık şekil yok. Bu üçgen kaybolmuş. O boşluk nasıl oluşmuş? Bu üçgen buraya katlandığı için oluşmuş. Burada artık bir şey kalmamış. Nereye gittik? Buradaki B köşesi tam C'nin üstüne geliyor diyor. Sen buradaki mesafe buradaki mesafeye eşit olmazsa B'den C'nin üstüne gelemezsin. Demek ki bu bunun aynısıymış. Sen üst üste geldiğine göre bu açılar üst üste gelmiştir. Buradaki 13 birimlik kenar katlanınca ok bunun üstüne geçecektir anlatılanlara göre. Burası 13 geldi. Evet 5, 12, 13, 12'yi yakaladık. Özel üçgenimiz gelmiştir. Ben yamuğun alanının tamamını bulabilirim şu anda. Neydi yamuğun alanı? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Gel kontrol edelim. Alt taban 13, üst taban 5 bölü 2 çarpı yükseklik 12. Bütün yamuğun alanını buluyorum ben sana. 13, 5 daha 18 bölü 2, 9 çarpı 12, 108 geldi buranın tamamı. 108 bu yamuğun tam alanıdır. Burada 5 çarpı 12 bölü 2 dersen bu üçgenin alanı 30 işgal ediyor. Şimdi sen 108 bulduğun bütün yamuğun alanını hatırlıyorsun değil mi? Burayı az önce bulduk arkadaşım bak. Odaklanalım lütfen değil mi? 108, 30'unu çıkaralım kaldı geriye 78. 78'i 2 eşit parçaya ayıracaksın. Ayıracaksın. 39 39 doğru böldüm mü? Ha? Bakayım evet doğru böldüm. 39 39. Şimdi sana diyor ki bak şekil 2'de diyor arkadaşım dikkat et lütfen şekil 2 burası. Bu ikisinin alan farkı nedir diyor. Birbirinden kaç fazla olduğunu soruyor. Bak bakayım 1'e 30 1'e 39 kaç fazla o zaman? 9 fazla dedik. Bu soru tamam 3 numaraydı bu. 4 numaralı soru zalim bir soru 10 numara bir soru park etmiş, paralel park etmiş çalıştırıldığında A ve B dik köşelerindeki sensörlerden çıkan sinyaller. Soruyu görmüşsündür. Göstereyim şöyle bir. Ne diyor? 4 birim uzunluktadır. Bak arkadaşım 4 birim olarak gösterilen yerleri ben sana gösteriyorum. 4 4 buralar. Sonra bu araç artık çıkış mı yapacak, giriş mi yapacak pozisyon değiştiriyor. Bu şekilde geliyor. Bunu göstermiş bize. Şimdi aşağıdakileri de gör. Yamuğun alanı nedir diyor. Soru bu kadar. Şimdi soruya geldik. Şeklimize odaklandık. Bu e, mavi testimizin son sorusu. Sen bu dört dörtleri buraya alabilirsin arkadaşım. Bak ne aradığımızı bir daha söyleyeyim. Biz bu yamuğun alanını arıyoruz seninle. 4, 4, 12 biliyoruz. Bir de şöyle bir 18 biliyoruz. Yani şöyle x demiş olsan burada 18 eksi x kadar var. Bu 12'yi ve 18 eksi x'i kullanmak istiyorsan şöyle bir hamle 10 numara 5 yıldız gider. Bak bu 12'yi buraya yaklaştır. 90, 90, 90 olduğuna göre tabii ki de mecburen bu köşede 90 olmalıdır. Ben burada 90 bulursam bu benim işimi görür mü? Güzel görür. Açı gezdirmekte kolaylık sağlar. Alfa 90 beta. 90 varken tekrardan alfa. 90 varken yine beta. Yani bu minnak üçgen ile ahanda bu üçgen aynı açılara sahip çıktı. Bunlar benzerdir arkadaşım. Gel benzerlik oranlarını yazalım. Neydi benzerlik oranı? Bakalım alfanın karşısına küçük üçgenimizde 4 gelmiş. Büyük üçgende alfanın karşısına 12 gelmiş. Sen bunların sadeleştiğinde 1 bölü 3 getirdiğini görebiliyorsun. Küçük üçgenin 3 katı büyük üçgendir. Bak şimdi küçük üçgende beta ne görüyor? X mi görüyor arkadaşım? X görüyor. O zaman büyük üçgenin betası 3x görecektir. Burada sana güzel bir iş düşüyor. Lütfen buraya iyi odaklan. Sen istersen 3x'i, 12'yi ve 18-x'i kullanarak buradaki üçgende Pisagor yapabilirsin. Sana kimse engel olmaz ama gerçekten o bir ameleliktir. Gerek yok. 12'nin özel üçgenleri var. Önce onları dene. buçuk dakika soru başına veren ÖSYM bu Pisagor beklemiyordur ki senden zaten. Senin pratik olmanı istiyordur. x'e 3 verirsen burası 9 gelir x'e 3 verirsen 18 eksi 3'ten burası 15 gelir. Bu da 9, 12, 15 olarak karşımıza çıkar. 9, 12, 15. Bunları bulduk seninle. Bize yamuğun alanını soruyordu. O zaman x'e 3 yazdığımıza göre bak 3 x 3 kere 3 9 arkadaşım. x 3 ise şuradaki minnak x de 3'tür. 3, 4, 5. Karşıya geç. 5. Haydi yamuğun alanını artık bulalım seninle. Ben yamuğun alanını parçalamışım. ve parça parça bulayım o zaman. İlla ki alt tabağın artı üst tabağın bölü 2 çarpı yükseklik demeye gerek yok ki. Bak bu dikdörtgen zaten 5 kere 12. Buranın alanı 60'tır zaten. Aşağıda 9 çarpı 12 bölü 2 dik üçgenin alanı. 9 çarpı 12 bölü 2. 6 kere 9. 54 de buranın alanı. 54 ile 60'ın toplamı 114 yapar bu sorunun cevabı. Mavi testin son sorusuydu arkadaşım bu. Gördün soruyu gördün 10 numara 5 yıldız. Yani sınav anında kilitler bizi değil mi? Bu böyle bir soruyu gördüğümüz için bence şanslıyız. Yani bu soruyu gören öğrenci ne şanslı öğrencidir diyorum. Soruyu geçiyorum. İki tane eş perde diyor arkadaşım sana. Bak buradaki üçgen biçimindeki eş perdelerden bahsediyor. Bir de panjur varmış perdelerimizin üzerinde. Panjuru 20 santim indirdim ben diyor. Yani indirmiş gördüğünüz üzere burası 20'ymiş. AB ve CD 120 her santim. Sen buranın 120 olduğunu biliyorsan. Panjur 20 indirildiğine göre. Şuradan tutsak böyle karşıya. Güzel gidemedik. Tuttuk. Şöyle geldik. 20 santimlik indirildiğini söylüyordu. Burayı soruda 120 veriyordu. O zaman bize 100 kalmıştır. Ne diyor başka? 150 diyor. Şimdi 150 dediği yer neresi? Şurası 150. Ve aynı şekilde burası da 150 olarak veriliyormuş. Sen şunu fark ettin mi? Burada 120 varken, burada 150 varken bu üçgen güzel bir üçgendir. Bak düşün 120 burası, 150 burası. Şimdi 9, 12, 15'in 10 katı var. 90, 120, 150, 9, 12, 15. Temelde 3, 4, 5'in katı tabii ki de. Yani burayı Pisagors'u söyleyebilmek güzeldir. Ben bu karalamalarımı geri alıyorum. Şuranın 90 olduğunu sana anlatmaya çalıştım. Umarım anlaşılmıştır. Burası 90. Şu ikisi bulmak istiyorum. Çünkü bu yamuğun alanına ihtiyacım var. Bana bunu soruyor. Sorunun sorusu bu yani. Sorunun sorusu. Bu sorunun sorduğu şey bu yamuğun alanı. Şimdi yamuğun yüksekliği var mı arkadaşım? Gel bir kontrol edelim. Bu istenen yamuğun yüksekliği 100 birim olarak belli zaten. 100 birim. Sana sadece üst tabanı ve alt tabanı lazım. Alt taban da var. Eş yam, e, bu iki tane üçgen eş değil miydi? Yani 90 90 buralar zaten. 180 aşağısı büyük arası 180. A burası da 180. Burası da 180. Yamuğun sadece üst kenarına ihtiyaç var. Onu da şimdi bulacağız bir benzerlikle. Benzerliği göstereceğim sana. Şu karalamaları alayım daha rahat görelim seninle. 100 bölü 120. 100 bölü 120 eşittir. Birbirine paralel olan x ile 90'ın oranına benzerlik bu şekilde yazılabilir. Sıfır sildim 0 sildim. 90 çarpı 10 900 bölü 12. 900'ü 12'ye bölsek ne olur ki acep diye düşünüyorum. 6'ya bölsem 150, 6'ya bölsem 2. 150 bölü 2 75'miş arkadaşım. Yani ben ne buldum? Şu 75'i buldum sana. E bu da eş üçgen olduğuna göre burası 75. 75, 75, 150 yapar. Elimde 180 varsa geriye 30 kalır şu minnak yere. Burası 30. Yamuğun alanı artık çıkmıştır. Gel bu yamuğun alanını yazalım. Alt taban 180 üst taban 30 bölü 2 çarpı bak 30 bak 180 çarpı yükseklik en baştan beri 100 olarak biliniyordu. 180 30 daha 210 bölü 2 210 bölü 2 105 çarpı 100 Şimdi arkadaşım biz santim türünden bulduk ama kaç metrekaredir diyor. Çok da önemli değil. 105'i bulduktan sonra yani 115, 125 gibi şeyler düşünmezsindir diye düşünüyorum. Bak 1.05 yani arkadaşım bak 1.05 budur. Budur budur sıkıntı yok. 2 numaralı sorumuz. Diyor ki soruda ben bu kale ipinin boyunu biliyorum diyor. Bu ip diyor 270 santim uzunluğundadır diyor. Şuradaki çengele ve buradaki çengele takalım diyor. Hadi takalım. A'ya taktık. B'ye taktık. L'ye taktık ve taktıktan sonra bunların üçünün de uzunluğunun eşit olduğunu söylüyor sana 273'e bölersin 90 90 90 bunları 90 90 90 bunları yazarsın doğru söyledim ee, Ondan sonra 3 metre demiş bak bunu santim vermişti değil mi 270'i Bu 3 metre olarak verilmiş bunu da çevirelim arkadaşım sıkıntı çıkmasın Yani şuranın 300 olduğunu 3 santim Yine aynı şekilde eşit veriyor 3 3 demiş bu da 300 santim olarak belli 198 dediği K'dan L'ye kadar bak 198 burası. Sen ikizkenar bir yamuk görmektesin. 90-90 ikizkenar yamuksun. İkizkenar yamuktan çektiğin bu dikler kulakları eşit bırakıyordu. Bak şöyle kulak diyorum bunlara eşittir bunlar. 198'in 90'ı buradadır. Geriye 108 kalmıştır. 54-54 eşit parçalayabiliriz. Şimdi diyeceksin ki 54 ile 90'ın özel üçgeni var mıdır? Yani diyorsan eğer iyi diyorsundur. Çünkü burada Pisagor yapmayız değil mi arkadaşım? Varsa özel üçgen deneriz. O zaman deneyelim biz. 54 18'e bölünürse 3 verir. 90 18'e bölünürse 5 verir. 3 4 5. Şurası 4 olmalıdır. 18 18 bunlar 18'e bölünmüştü. O zaman bu da 4'ün 18 katıyla 72 yapacaktır. Gel karşıya gidelim. Burayı 72 olarak söyleyelim. Şimdi bize neyi soruyor? İpe asılı olan uç kısım. Şurası arkadaşım. Bunun yere zemine uzaklığının en kısa olduğunu istiyor. Yani sen şu mesafeyi arıyorsun. 372'sini çıkarınca 228 kalacaktır sana istenen mesafe. Yani sorunun cevabı burasıdır. Soru bunu istiyordu. O zaman 2 numaralı sorumuz tamam. Şimdi sen buradan sarkıtmışsın ya hani 6'yı. Buradan daha büyük sarkıtmışsın. Bak 6 birimden büyük sarktığını sana söylüyor. Yani sen şuraya x desen soldan sarkanla sağdan sarkan x kadar ve 6 kadar 6 artı x kadar. Masanın yüzeyinde örtünün işgal ettiği alan burada da aynıdır. Yani değişen bir şey olmaz. Aynı masanın yüzeyindeki örtü burada ne kadarlık kalıyorsa burada da örtü o kadar kalır. Yani sarkan kısımlarının aynı olması gerekiyor kalan kısımlarının. 6 ile x'in sarkması toplam 6 artı x yapıyor. Burayı sıfırladığını söylediğine göre demek ki 6 artı x'lik sarkma buraya gelmiştir. Bak 0 sarkma 6 artı x sarkması. Masanın üzerinde kısmına m dersen masanın üzerinde kısmına m dersen örtünün toplam boyu m 6 x 6 m x dengeliyor arkadaşım eşitliyor gördüğün gibi böyle düşünmelisin. Buradan sonra masanın şuradaki örtünün üzerinde kalan kısmına m demiştim değil mi az önce? Tamam. Gel şimdi bizi bir pisagor bekliyor. Burada bir 90 var. Buranın pisagorunu yapabilmek için önce şu hamleyi yap. 6'yı karşıya geçir. Elinde senin x kadar vardı x'i buradan silelim. E, 6 varken aşağıya x eksi 6 kalsın. Yani burasının tamam x kadardı ya hani. M'yi aşağıya indirelim. Şu Pisagor 1, bu Pisagor 2. AE belli mi ki? Bak burada yazıyor AE 25'tir arkadaşım. Şöyle göstermiştir. Hocam bu Pisagorları sahiden yapacak mısınız? Diyorsan hayır elbette yapmayacağım burada. Yani düşünsene m kare x eksi 6'nın karesi eşittir 17'nin karesi. M kare 6 artı x'in karesi eşittir 25'in karesi. Bu iş uzun bir iş. Cık, gerek yok. 17'nin özel üçgeni var. 25, 3, 4, 5'in katı olan bir üçgen içerir. Şimdi biz 8, 15, 17'miz var. 25 ile ilgili ne var arkadaşım? 15, 20, 25 var. Bak şimdi seninle şöyle bir şey yapalım. Bu iki üçgenin ortak kenarlarını belirledin mi? Dikkat ettiysen bunun 15'i, bunun da 15'i var. Yani hem 8, 15, 17'nin 15'i var. Hem de 15, 20, 25'in 15'i var. Yani 25 olan yerde m sayısını 15 seçersen burada da m sayısı olduğu için bu m'yi de 15 seçmiş olursun. Burada da 15, burada da 15 olduğu için ortak kenarı iki üçgende de güzelce aynı sayıyla m sayısıyla kullanmış sayılırsın. Bu bizim işimizi çok güzel görecektir. Tamam. şura 8 o zaman. 8, 15, 17. Şimdi biz x'e kaç verdik? Şuraya yazalım 20 diyelim. 15, 20, 25 değil mi? Tamam. 20 eşittir 6 artı x dersen x'e 14 vermişsindir. x e 6 eşittir 8 dersen x'e yine 14 vermişsindir. Sağladı. İki üçgende Pisagor'u sağlıyor. M ve x sayıları her iki tarafta da aynı geliyor. Tabii ki de özel üçgenler sağlanmasaydı Pisagor yapmak zorundaydım ben. Ama sağlandığı için ki sağlanacak şekilde vereceklerdir. Yani sorunun ayarı gerçekten güzel. Yamun alanı nedir diyor sana. Yamuk nerede? Aha bu sol tarafta. M sayısını kaç seçmiştik? 15 seçmiştik. İstersen parça parça bulalım. 6 çarpı 15'ten bu dikdörtgenin alanı 90'dır arkadaşım. E burada da 8 çarpı 15 bölü 2'den bu üçgenin alanı bellidir. 8 çarpı 15 bölü 2. 4 çarpı 15 60 da bu üçgenin alanıdır. 90'da buradadır. 150 bu yamuğun alanı gelecektir. KL uzunluğunun yarısı. KL'yi 2A diyelim ki 2A'nın yarısını alırken A olarak kolayca gelsin. EL de KF de eşit A olsunlar. Yine buraları da eşitmiş. Buraları da A yazabilelim. Şurasını bilmiyorum. B dedim. Aynı yerde burada da B kadarım. Gel aşağıya yerleşelim. B paralel kenarımın uzun kenarı. A da kısa kenarları. Kısa kenar A kadar. Uzun kenar B kadar. Buradaki yamuğumuzun üst kenarı 2A alt kenarı B. 2A üst kenarı şurası alt kenarı B kadar. Yine burası A kadar soru da veriliyor arkadaşım. Bak A, A bunları da ihmal etme. Şöyle A yazabilirsin. Başka ne biliyorsun? Eşkenar dörtgen biliyorsun. Sana ortada kalan eşkenar dörtgen diyor. 2 A'lık bir kenarı her yere 2 A, 2 A, 2 A diye yazabilirsin. Şimdi buradaki şuna dikkat edersen iyi olur. 3 tane A gelmiş paralel kenarın bir kenarı. Yeşile paralel kenar diyordu ben söylemiyorum. Bak burada yazıyor arkadaşım. Üç tane A ise üç tane A'dır. Bir senle B'yi bulduysak iş kolaylaşmıştır. Sil bu B'leri. Her B'ye gördüğün yere üç tane A yaz. İşimiz kolaylaşsın. Şimdi ben burada şunu görmeni istiyorum. Burası 3 tane A gelmiş. Burası üç tane A gelmiş. Eşkenar dörtgenin köşegenini çek. Bu eşkenar dörtgenin köşegenidir. Biliyorsun açıyı bölerek çıkar böyle. Şimdi şu kenar şu kenara yamuktan dolayı paraleldir. Bak ne göstereceğim dikkat et. 2 bölü üç Burada da 2 bölü 3 benzerliğini yakalayabilmen için 2A 1A 2A 1A. Yani sen buraya A demelisin. Şaka yaptım. 2A demelisin. Bak buradan da gösterebilirim sana istersen bunu. 2 bölü 3, 2 bölü 3. Yani sana anlatmaya çalıştığım 2A, 2A, 2A'yı iki türlü de gösterebilmekti. İki türlü de gösterebildim. Yani bunun eşkenar üçgen olduğunu sana ispatladım. Eşkenar üçgen oldu da ne oldu dersen. Eşkenar üçgenlerin alanlarını bir kenarın karesi çarpı kök 3 bölü 4 ile bulabilirsin. Şimdi bu eşkenar üçgenin alanı belli mi? Belli. Niye? 8 kök 3 beyazın tamamının alanıymış. Eşkenar dörtgende köşegen çektiğime göre ben 8 kök 3'ün yarısını buraya 4 kök 3 olarak diğer yarısını da buraya 4 kök 3 olarak verdiğimi düşünebilirim. Yani bunun alanı 4 kök 3 olacakmış. Kök 3leri yolla. 2A'nın karesi eşittir 16 de. Bir şeyin karesi 16'ymış. Allah Allah ne ola ki acep dedim. Yani 4 olacak 2A sayısı. A2 geldi. A2 geldiyse 3 kere 2'den 6 gelmiştir. Paralel kenarımın 3 A'sı. Bak burası. E bu da 3 A. Bu da 6. Aynı şey. Yamuğun uzun kenarı 6 iken burada da var 6. Paralel kenar 6 iken burası paralel kenar. Burası da 6. A neymiş? A 2'ymiş değil mi? Burada 2 buldun. Burası da 2 ise burası da 2'dir. Logonun çevresi nedir diyordu. 6, 6, 6. Bir de 6. 6 kere 4. 24 geldi logonun çevresi için. Artı Üstten bir iki, alttan bir iki. aman unutma 4 de oradan ilaven oldu. Bu logonun çevresi 28 geldi. Biraz zahmetliydi ama çok fazla işlemi yok dikkat ettiysen ya. Yani şu kadarcık bir işlem sadece. Şekille ilgili birazcık arkadaşım güçlüğü vardı sorunun ama gerçekten iyi bir soru. Kıymetli bir soruydu tekrardan söylüyorum. O zaman iyi çalışmalar diliyorum. Testin son sorusuydu görüşmek üzere.